Bilim medya ekranlarından herkese merhabalar. 1 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AK Parti'de aday adaylık süreci dün itibariyle sona erdi. Bu menvalde Karabük'te 8, Safranbolu'da 7, Eflani'de 2, Ovacık'ta 3, Eski Pazar'da en yüksek rakam çıktı 9, Yenice'de 4 ve Yortanbel'de de 4 aday adayıyla AK Parti adaylık yarışına girecek, temayüllere girecek. Bu temayüller çerçevesinde pazar günü Karabük'te aday adaylarının temayülü gerçekleşecek. Bu kapsamda bugünkü yayın konuğumuz AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı Sayın Özkan Çetinkaya. Kendisi aday adaylığı tanıtım toplantısına adeta bir ne diyelim? Birlik beraberlik görüntüsü diyebilirim. Yoğun bir katılımla gerçekleşti gerçekten. Yaşı genç ve en genç aday adaylarından biri evet, kendisi. Evet, 36 yaşındayım. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim İsmail Bey. Çok sağ olun, hoş bulduk. Milletvekilliği genel seçimleri öncesinde de Sayın Çetinkaya yine bir aday adaylık istifa süreciniz vardı. Yine orada da bir girişimde bulunmuştunuz. Girişimden ziyade işte dostlarımızdan, sizin gibi basın mensuplarımızdan bu tarz bir aday adayı olacak mısın, istifa edecek misin, süreci nasıl değerlendiriyorsun diye. Biz buradaki cevabımız, o zamanki söylemimiz her zaman büyüklerimizin, partimizin, teşkilatımızın, başta il başkanımızın takdiri, halkımızın takdiridir evet. Diye söylemimiz olmuştu. Daha sonra halkımız da, teşkilatımız da, şehrimizin dinamikleri de birçok platformda böyle süreçlerde bizim ismimizi dinlendiriyor. Tabi bu da bizi onur ediyor. Ama her zaman diyoruz ki her zaman burada Karabük'ün menfaati, en güzeli, en hayırlısı neyse biz her zaman bunu temenni ediyoruz. Teşkilatımız için de bunu temenni ediyoruz. O yüzden birçok süreçlerde Özkan Çetinkaya ismi dinlendiriliyor. Ön plana çıkıyor. Ama tabi dediğim gibi bunlar bizim parti büyüklerimizin, şehrimizin vereceği kararlardır. O süreçte de evet Özkan işte bir vekil adayı olacak mısın? Oldu, olacak, istifa. Ama tabi kesinlikle bu birlik ve beraberlikle alınacak kararlar neticesinde verilecek kararlardır. Hiçbir şeyin sığ olmasını değil, daha derin, daha köklü, daha birlik, beraberlik içerisinde olmasını arzu eden bir insanım. Bu istişare birlikten çıkmayacak hiçbir sonuca da tabi olmam. O süreçte de konuşuldu edildi ama resmi bir istifa, başvuru evet. Bunlar gerçekleşmedi. Aday adaylık gününe gelmek istiyorum. Çok yoğun bir kalabalık. Evet. Çarşı merkezinde bir yürüyüş yaptınız. Hı-hı. İl başkanlığı binasının önüne. Daha sonra da il başkanlığında müracaatına, aday adaylık müracaatında bulundunuz. Süreci bir anlatayım. Yani yoğun bir kalabalık. Yani ne derler, seçimlerde hep böyle taşıma sürümü yaparlar derler. Evet. Bir yandan diğer aday adaylarına baktığımız zaman sessiz sedasız yapanlar da var. Çok yoğun bir kalabalık evet. Yapanlar da var. Evet. Bunu değerlendirmeni istiyorum ama. Öncelikle şöyle söyleyelim. Özkan Çetinkaya Karabük'te doğmuş. Yine Karabük'ün birçok mahallesinde işte Fatih Mahallesi, Soğuksu Mahallesi, Esentepe, Şirinevler mahallemizde oturmuş. Demişek Sitesi'nde okumuş. İşte amatör spor kulüplerinin altyapılarda oynamış. Yine üniversite hayatında Karabüklü arkadaşlarıyla hem birlik olmuş, birçoğuyla görüşmelerini kesmemiş, diyaloglarını devam ettirmiş. Şu anda iş hayatında da Karabüklü sürdüren bir kişi olarak ayrıca bunun diğer bir konuda da siyasi hayatında 11 yıllık bir siyasi geçmiş. Gençlik kolları, il başkanlığı, belediye meclis üyeliği, merkez ilçe başkanlığı, yine genel kurul üyeliği AK Parti'nin genel merkezinde. Bunlara baktığımızda aslında bir Karabük'ü yaşamış bir Özkan Çetinkaya var burada. Bu Karabük'ü yaşanmışlıklarda her zaman misyonumuz şu oldu. Biz iyi yapalım, Allah kalpleri işler. Yani bu telefon her zaman 7/24 açık oldu. Düğünde, cenazede, iyi günde, kötü günde her bir hemşerimizle hemhal olmaya bak. Ve bunun neticesinde de hamdolsun aday adaylığı günümüzde güzel bir görüntü ortaya çıktı. Burada bir birlik beraberlik ortaya çıktı. Burada bir destek çıktı. Asla Karabük'ün ihtiyacı olan birlik beraberliği orada. Her bakıyorum orada işte futbol kulübünde beraber oynadığım arkadaşım o gün herhangi bir siyasi parti gözetmeksin. Özkan varsa ben de varım dedi. Tabi bu bizim için bir onur, bir şerefti. Orada omuz omuza olabilmek, orada kardeşçe yürüyebilmek çok güzel bir görüntüydü. Allah hepsinden razı olsun. İyi ki varlar diyorum her zaman. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Karabük'ü birlik, beraberlik, dayanışma kurtaracak. Çünkü biz güzel bir şehriz. Dinamikleri çok güzel. Böyle çok güzel insanların bir araya geldiği bir şehriz. Burada güzel bir enerji var. Güzel bir dinamizm var. Güzel bir renk, bir ahenk var. Bu ahenki biz aday adaylığı başvurumuzda hamdolsun sağladık. Bundan sonra da buna gayret edeceğiz. Bu birliktelikleri yani herkesle asgari seviyede, azami seviyede dostluklar, arkadaşlıklar, birlikler kurmaya gayret edeceğiz. Mahallelerimizde, sokaklarımızda, hanelerimizde bu birliği devam ettireceğiz. O günkü görüntüde aslında baktığında bu Allah nasip ederse, aday olursak, sonrasında belediye başkanı olursak aslında o günkü görüntüde İlerideki kafamızda hayal ettiğimiz bir Karabük görüntüsü. Omuz omuza girmiş, kol kola girmiş, işte basınından halkına, iş adamından işte sanayicisine, birçok işte emeklisinden gencine kol kola girmiş istişare kültürünün, dayanışma kültürünün olduğu bir Karabük'tü. Bunu da dediğim gibi orada o gün gördük ve mutlu olduk. Ben tekrar o gün bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza,
Eşimize dostuma teşekkür ediyorum. Bildiğimiz beraberliğimiz inşallah daimi olsun. Ben bir Özkan Çetinköy olarak tüm Karabüklü hemşerilerimin, tüm arkadaşlarımın her zaman emrindeyim. Olsun olmasın yani gücümüz nispetinde ve bugün elimizden gelen imkanlar çerçevesinde şahsım adına her zaman her bir Karabüklü'nün her platformda arkasında ve yanındayım İsmail Bey. Yani aday gösterilmeyeyim, ben yine buradayım. Ben her zaman buradayım. Bu şehirde doğdum, bu şehirde öleceğim inşallah. Bu şehrin sokaklarındayım. Bu şehrin sokaklarında olmakta mutluluk duyuyorum. Bu insanlarla beraber olmaktan mutluluk duyuyorum hemşehrilerime. İnşallah bundan sonra da dediğiniz gibi aday olayım, olmayayım. Partimin de yanındayım, halkımın da yanındayım, hemşehrilerimin yanındayım. Bu caddedeyim her zaman. İnşallah bu kesin ve net. Zaten bu yaşımıza kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle devam edecek inşallah İsmail Bey. İnşallah. Şöyle sorayım. Yani parti içerisinde her türlü görevlerde bulundum. Evet. Bunu merkez ilçe başkanlığıyla beraber de taşlandırarak sonlandırdım. Hamdolsun. Yani partideki görevinden bahsediyorum. Tabii bu görevler size bitmez. Yani seçim sonrası da size bir görev vardır. Bu görev üzerinden parti içerisinde devam edersiniz. Özkan Çetinkaya neden Karabük Belediye Başkanlığı'na aday oldu? Oldu. Şöyle şimdi malum bunu şimdi ülkemizde birçok atılımlar, birçok işte yenilikler, modernizasyonlar, işte yeni yeni şeyler çıkıyor. Çağımız teknoloji çağı ve işte birçok yenilikler var burada. Şimdi bakıyorsunuz bizden önce milyon insan geldi bu makamlara, milyon insan gidiyor. Burada en son bir ziyaretimde bir tesis ziyareti oldu. Teknik bir geziye katılmıştım. Orada baktım o fabrikanın ürettiği en teknolojik, en büyük cihazları üreten mühendislerin hep 29, 30, 35, 36, 40'lı yaşlarda olduğunu ve ortaya bir şey koyduğunu. Bu koyulan şeyin de enerji ve dinamizm olduğunu gördüm. Burada Özkan Çelikaya neden bu genç yaşta belediye başkanı çıktı? Ben enerjime, çalışkanlığıma güveniyorum. Karabük'ü tanıyorum. Belediyeye çıkmamdaki sebep de bu enerjiyi, bu dinamizmi, bu çalışkanlığı Karabük'ün sokaklarına, caddelerine, işte mantalitesine, zihniyetine bir katkı sunmaktır. Ve şehrimizde bunu sağlamaktır. Mevcudun üzerine kavu koyabiliriz. Yani yeni bir şeyler nasıl yapabiliriz? Bugün yani artık beyaz bir kağıt size yeterli değil. Daha desenli bir kağıt, daha modern bir kağıt, daha işte güzel bir kağıt lazım. Bu noktada da İsmail Bey bunu ortaya koymak için yani çağın gereksinimlerini Karabük'e entegre etme noktasında biz aday aday olduk. Bunun için de Karabük'ün bu enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu genç, dinamik bir başkana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İnşallah yani niyetimiz budur. Tabi burada AK Parti'mizin döneminde birçok Türkiye'de yenilik hareketleri oldu. Bunu da tabi biz bu hükümetimizin bu yenilik hareketlerinin Karabük'e entegrasyon noktasında bu dinamizmi, bu gençliği kullanacağız. Ve bunu hedefliyoruz. Yani bir de partimizde de şöyle bir algı var. Partimiz de gitgide gençleşiyor. Son genel kurulda AK Parti içerisinde bir tabi gençleşme var. Evet. gençleşme var. İşte bunda teşkilat başkanımız Erkan Kandemir başkanımız olsun. İl başkanımız Ferhat Salt olsun. Yine 40'lı yaşlarda bir il başkanımız ve gerçekten çok bu dinamizmi, bu gençliği sahaya veren bir başkan. Ferhat başkanımız da. Yine vekillerimiz işte Cem vekilimiz olsun. Hakikaten genç, dinamik. Ali vekilim hakeza. Yani kadromuz gittikçe gençleşiyor ve kendini yeniliyor. Burada da aday adaylığımızın bir şeyi de budur. Yani Karabük'te de bu gençleşme devam etsin diye arzuluyoruz. Bu dinamizm buralara sahaya gelsin diye arzuluyoruz. Açıkçası bu sadece belediye başkanlığı için söylemiyorum. Bu genel olarak siyasetin, ticaretin, basının burada da bir gençleşme var. Yani sizin gördüğünüz yani her alanda bir gençleşme var şu an. Biz bunun daha sağlıklı gençleşmesinin yani bir şey gençleşebilir ama yani sağlıksız mı sağlıklı mı bu tartışılır. Biz bunun sağlıklı bir şekilde olmasını arzuluyoruz. Genel olarak adaylarımız neticede budur. Bu süreçten de bizim belediye başkanı, aday bunlar bizim için yani makamdır. Yani ama bunların içinde biz doldurmamız gerekiyor. Karabük'e hizmetle doldurmamız gerekiyor. Bir projeyle, bir misyonla, bir vizyonla doldurmamız gerekiyor. Buna inanıyoruz. İnşallah dediğim gibi bu gençliğin, dinamizmin, çalışkanlığın vergisiyle de biz bunu sahaya yansıtmak istiyoruz inşallah. Ama tabii öncelikle bir İnşallah. adaylığımızı Rabbim almamız herkesin gönlüne göre verir alalım. inşallah. Yani hayırlı uğurlu olsun tekrardan. İttifaklar dedik de ittifaklar basında baktığımız zaman şu anda Karabük merkezde 8 tane aday adayımız var. Belediye Başkanı AK Parti'den. Bu diğer dönemlere baktığımız zaman sayı biraz daha küçük. Azalmış durumda. Bu azalmanın sebebini ittifak söylentilerine veya ittifak olma durumuna karşı bir şey olarak algılayabilir misin? Yani bir tepki olarak algılayabilir Yani misin? bunu tabii çok yorumlamak hoş olmamakla beraber şöyle söyleyeyim. Artık sene 2023. İnsanların dikkatleri ve algıları siyasete gitgide azalabiliyor İsmail Bey.
Yani eskisi kadar böyle çok siyaset yapmak yani Geçim sağda dönemine dönüşüyoruz. yani geçimden de ziyade herkesin bir düzeni, bir baktığımızda hobileri oluşmuş, insanların ticaretleri büyümüş. Daha böyle bakıyorsun yani iletişim çağındayız, konfor çağındayız ve insanlar eskisi gibi siyasete sahaya çıkıp çizmeleri giyip de mahallede asfalt atmaya, işte kanalizasyon patlamasına hizmet etmeye talip olmayabiliyor. Tabii bu bir cesaret iştir. Ben 8 arkadaşımı, 8 aday adayını bu aday adaylarından dolayı kutluyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Diğer partilerdeki arkadaşlara da başarılar diliyorum. Kutluyorum kendilerini. Çünkü bu bir cesaret iş. Yani bu çizmeyi giymek, bu mahallede halkla hemhal olmak, bu ilişkileri sağlıklı şekilde yürütmek, bu hizmeti getirebilmek bu bir çaba iş. 7-24 mesai anlayışı. Bunlar hakikaten iddialı şeyler. Yani o yüzden de toplumun genelinde buna böyle aday adayım diye çıkıp da inanın şu adaylarla sürecini yönetmek bile zor bir süreç. Abi, yorucu bir süreç. Kesinlikle. Yani o yüzden de bu 2023 çağında teknolojinin, konforun, işte kazanımların çok olduğu bir dönemde yani çok böyle siyasete ben meylin de çok arttığını düşünmüyorum açıkçası. Bu adayların da açıkçası bu ittifak kültüründen falan değil. İnsanlar herkesin bakıyorsun ya ben diyor bağ çekiyorum artık. Ya da diyor ki benim diyor işlerim çok yoğun diyor. Ya da diyor ben diyor kariyerimi siyasette değil ben bürokraside yapacağım. Ben başarılı bir mühendis olacağım. Ben başarılı bir işte daire başkanı olacağım. Ben başarılı bir iş adamı olacağım. Esnaf olacağım. İnsanlar kariyerlerini bunun üzerine yapabilir. Tabii bizim de buradaki kariyer hedeflerimizden biri siyasi kariyer, hizmet kariyeri oldu. Biz de bunun üzerine yoğunlaştık. Tabii bizim gibi kaç arkadaşımız bunu düşündü. Ben kendi etrafımda bakıyorum konuştuklarımda. Ya Özkan diyor işinde mi yok işte siyasetle işte koş dedi. Hayır kardeşim benim işim var ve benim işim siyaset yapmak, hakikati anlatmak, hizmet etmek ve halkla iletişim halinde olmak benim de hizmetim bu. Yani senin de hizmetin işini çok iyi yapmak, işinde başarılı olmak. Bürokratın görevi devletin en iyi şekilde savunmak, halkına çok iyi hizmet getirmek. Bürokratın görevi o yani. Herkes kendi kariyer alanında en iyisini yapmak yükümlü. O yüzden de birçok insan da bunu siyasetten tercih etmeyebiliyor. Ama bu ittifak kültüründen değil, bu katı süre dediğim gibi 2023 çağındayız ve insanların çok daha dikkatinin ve enerjisinin yönlendirdiği alanlar var. Kariyer yapmak istediği alanlar var. Ben bunu biraz buna bağlıyorum İsmail Bey. Yani şimdi pazar günü parti temayülünüz var. Evet. Temayüller herhalde eskisi gibi zarf usulü olmayacak. Tamamen elektronik sistem üzerinden, Evet. online sistem üzerinden direkt parti genel merkezini görebileceği bir şekilde ve orada şeffaf bir görüntü olacak herhalde, değil mi? Herkes ne yaptığını Bizde görecek mi? yani İsmail Bey şu Sistem an ona mı bununla gidiyor? alakalı kurumsal ya da net bir açıklama olmadı açıkçası. Bu söylentiler tabii bu tarz söylentiler var. Ama tabii bu temaylar bugüne kadar 2002 yılından beri her zaman partimiz tarafından dikkate alınan Evet. teşkilat tabanımızın sesinin her zaman yukarıda duyulması için çok güzel bir vesile, iyi sonuçlar veren bir sistem, temayül sistemi. Bu sefer de uygulanacak. İnşallah adaylarımız da temayüle tabi olacağız teşkilat tabanında. Ben Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış, belediye meclisi yapmış, akabinde Merkez İlçe Başkanlığı yapmış. Teşkilatın birçok kademesini bilen, işte kurucu il başkan yardımcısının oğlu, işte yine kurucu kadın kolları il başkan yardımcısının oğlu olarak partinin tabanından gelmiş bir kişi olarak bu sürece dahil olacağım. İnşallah sürecin sağlıklı ilerlemesi bizim için önemli. Yani burada ben inanıyorum ki AK Parti kadroları her zaman şeydir. Yani çok bilinçlidir, hakimdir, davasına sadıktır, şehrine sadıktır. Ve bu mehvalde de ben AK kadroların, AK Parti teşkilatlarının doğru kararı vereceğine ve bunu da genel merkezde tecelli ettiğine inanan biriyim. Bugüne kadar da ettiğine inanıyorum. İnşallah bu süreçten partimiz daha da güçlenerek birlik beraberlik içerisinde bu temayül süreçlerini yani bunlar bizim demokrasi bayramımız. Yani bir mahalle başkanımızın orada oy kullanması, işte yöneticilerimizin oy kullanması bizim için bir şereftir. İnşallah bu süreçten de partimiz şehrimiz için, teşkilatımız için, insanımız için en güzel adayı oylayacaktır diye düşünüyorum. Ben buradan da müsaade ederseniz destek çağrısı İşte yapıyorum. oraya Yani geleceğim. Yani temayı şimdi çok da fazla uzatmak istemiyorum programı. İlerleyen günlerde tekrar zaten beraber bir araya geleceğiz. Temayül öncesinde partililere size oy verecek olan dava arkadaşlarınıza ne söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim zaten dediğim gibi birçoğuyla beraber yol yürüdük. Evet. Genel seçimlerde yürüdük. Daha öncesinde yürüdük. Hepsi bir parti üyesinden ziyade bir karabüklü. Birçoğu komşumuz, birçoğumuz arkadaşımız, kardeşimiz, ablamız, abimiz. Onlardan şunu söylüyorum yani orada bir kardeşleri var ve sahip çıkmalarını rica ediyorum kendilerine. Yine aynı şekilde şehrimizin menfaati ve teşkilatımızın menfaati
çerçevesinde. Zaten onlar bunu çok iyi bilen bir teşkilat. Çok kurumsal, çok ciddi bir yapı yine. Bunları çok iyi değerlendirebilecek kabiliyete sahip insanlar. Ben bir kez daha burada Bildik Medya grubunun stüdyolarında destek çağrısı yapayım. Bugüne kadar verdikleri destek için de kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varlar. İyi ki bu teşkilatı buraya getirdiler. İyi ki Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında böyle dimdik ayaktalar. Karabük'ü yine genel seçim sonuçlarıyla yine bir hizmet kervanına iyi ki soktular. Emeklerine sağlık diyorum. Ben teşkilatımızı, Karabük'ümüzü, hemşehrilerimizi, şehrimizin her bir bireyini, her bir dinamini saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum buradan bir vesileyle de. Sizlere de böyle bir imkan verdiğiniz için bizlere çok teşekkür ederim İsmail Bey. Biz teşekkür ederiz. İnşallah dediğim gibi bu süreç şehrimiz için, insanımız için adaylık sürecinden başkanlık sürecine kadar bu süreç inşallah Karabük'ümüz için en hayırlısı neyse onunla neticelenmesin. İnşallah Karabük'ümüze çok çok daha güzel hizmetler, çok çok daha yenilikler, modernizasyonlar bunlar olsun inşallah. Ben hepsini saygıyla selamlıyorum ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sizlere de teşekkür ederim bu vesileyle. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. İlerleyen günlerde tekrardan beraber olacağız inşallah. İnşallah. Efendim, Birlik Medya ekranlarından bugünlük bu kadar diyelim. Bir dahaki sonraki yayınlarımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize ve hayallerinize iyi bakın.